Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere buhardanlık nedir, nasıl kullanılır veya işte buhardanlığın üstüne kullanabileceğimiz, damlatabileceğimiz sıvılar nasıl olmalı? Mesela bu menekşe esansı odanın güzel kokmasını istiyorsanız buraya damlatmanız gerekiyor. Bu da yine evde öksürük, grip ve benzeri hastalıklar varsa, yani burun tıkanıklığını açmak istiyorsanız kekik yağını birkaç damla damlatıyorsunuz. Alttan da şöyle arkasını da göstereyim. Buraya da şöyle bir buhardanlık mumu alınca aşağıdan yukarıya doğru sıcaklık veriyor. Hani eskiden bilirsiniz belki, mumun üzerine işte kazan koyarlardı. Kazan kaynasın gibi. Aslında gerçekten bunun ısısı burayı kaynatıyor. Yani hatta şöyle göstereyim. Burada kullanmış olduğumuz sıvıların kalıntısı bu şekilde. Silseniz de çıkmıyor. Şuna da dikkat edin. Buhardanlık alırken evinizde çocuk varsa şöyle bu şekilde korkabiliyor. İşte öcü diyor ve benzeri bir şeyler diyor. O zaman da böyle ters kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Biz size kekik yağını gösterelim. Evet. Yani 3-5 damla damlatmanız yeterli. Mesela mutfakta diyelim ki siz açtınız bunu. Diğer odalara direkt kokusu gidiyor. Bir iki damla da su koyduğunuz zaman şu an bile, yani altına mumu koymadığımız halde bile diğer odalarda baya baya etkili. Şu an mumu koymadan bile burnumuzu açacak derecede bir koku saçmaya başladı. Şöyle göstereyim. Evet. Zaten uzun süre kullanmanız birazcık sizi rahatsız edebilir çünkü gerçekten etkili bir koku saçıyor. Özellikle görmüş olduğunuz kekik yağı. Bir de bunu perdeye yakın bir yere koymamanız gerekiyor veya işte çocukların oynayıp da ateş çıkartabileceği, yangın çıkartabileceği yerlere koymamaya çalışın. Bu şekilde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.